Çocuğumuza bir taksi Römer'in Advance FX 2 modelini satın aldık. Şimdi onu ISOFIX ile bağlantısı nasıl yapılıyor onu göstermeye çalışacağım araca. Öncelikle bunlarda şu yanda darbe koruma var. Bunu bir montajını yapın. Bu şekilde kolay bir şekilde yapılıyor zaten bu. Şimdi alt kısımlarda koltuğumuzda ISOFIX bağlantılarını görüyorsunuz. Şurada da var. Koltuğumuzda şurada bir ipi var. Bunu geriye doğru çektiğinizde ISOFIX kolları geriye doğru geliyor. Bu şekilde. Daha sonra koltuğumuzu tam ISOFIX'e denk gelecek şekilde çeviriyoruz. Şurada gördüğünüz gibi tam ISOFIX'in oraya denk gelecek şekilde ağzını getiriyorum. Sonra hafifçe itiyorum. Şöyle çıt sesini duydunuz, kilitledi. Şimdi diğer tarafı kilitleyelim. Burada da ISOFIX aşağıda kalmış biraz. Şöyle oturtuyorum. Sonra koltuğumuzu o tarafa doğru iterek evet, bu da tık diye oturdu gördüğünüz gibi. Sonra koltuğumuzun bir bağlantısı daha var. Arkada koltuğumuzu darbelere karşı arkadan eğilmesini engelleyen bir parça daha var. Bu parçayı da şeside uygun bir yer bulup takmanız lazım. Ben bunu koltuğun başlık kısmından geçiriyorum. Arka kısmına. Önce. Evet, bagaj kısmını aldım. Ucu zaten kancalı. Bunu şimdi bagaj kısmının iç tarafında şaside uygun bir yer bulacağım. Şuradan aşağı geçireceğim. Şu köşede benim şöyle bir kanca var şasiye bağlı. Honda Jazz benim aracım. Burada şöyle bir kanca var. Bu kancayı kancasını geçireceğim. Evet, gördüğünüz gibi kancayı geçirdim oradan. Koltuğumun kemer kancasını şasiye bağlı kancaya geçirdim. Kemer üzerinde ayarlama tokası var. Buradan da gerginliğini alarak koltuğumuzu yukarıdan da bağlamış oluyoruz. ISOFIX'lerini bağlamıştık. Koltuğumuzu geriye doğru kilitliyoruz. Sabitliyoruz. Evet. Şimdi sağlam bir şekilde bağlantısını yapmış olduk. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.